Canik hasreti sona erdirdi. Türkiye ve Pakistan'da ayrı yaşayan Afganistanlı aile Canik Belediyesi Dış İlişkiler Biriminin girişimleri sonucu 3 yıl sonra bir araya geldi. Noorzai ailesinin hasreti yıllar öncesine dayanıyor. Pakistan-Afganistan savaşı nedeniyle Afganistan'dan ailesiyle birlikte Pakistan'a sığınan baba İbrahim Noorzai, ailesini Pakistan'da bırakarak yıllar sonra ülkesine döndüğünde devletin yerlerine el koyduğunu öğrendi. Afganistan'da kalacak yeri kalmayan İbrahim Noorzai, İran üzerinden Türkiye ve Giresun'a geldi. Ancak Pakistan'da kalan ailesinden 3 yıldır haber alamayan İbrahim Noorzai, Giresun'da il müftülüğü aracıyla ailesini Türkiye'ye getirtmek için Canik Belediye Başkanı Osman Genç'ten yardım istedi. Noorzai ailesinin hasretine duyarsız kalmayan Başkan Genç, belediye bünyesindeki dış ilişkiler biriminin girişimleriyle, İHH'nin de desteğiyle Pakistan'daki aile üyelerine ulaştı. Kimlikleri ve pasaportları bulunmayan aile üyelerinin resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları'nın desteğiyle büyük buluşma gerçekleşti. Önce İstanbul'a ardından Samsun'a gelen anne Ayşe Norsa ile çocukları Robina, Zırmina, Selam ve doğumu babası Türkiye'ye geldikten sonra gerçekleşmesi nedeniyle babasını hiç göremeyen 2,5 yaşındaki Hacire, havaalanında baba İbrahim Noorzai ve ailenin en büyük oğlu Rıza tarafından karşılandı. Yıllar sonra birbirlerini ilk kez gören aile üyelerinin kavuşma anı görülmeye değerdi. Yıllardır görmediği çocuğuna sarılan baba İbrahim Noorzai eşiyle de hasret giderdi. Kavuşmayı gerçekleştiren Canik Belediye Başkanı Osman Genç ile Dış İlişkiler Birimi Müdürü Ali Kemal Tural da bu özel anda aileyi yalnız bırakmadı. Türkiye'ye gelen ailenin küçük kızlarının ayaklarında terliklerle gelmesi Pakistan'da yaşadıkları zor hayatı yansıtırken aile daha sonra bir minibüsle babalarının yaşadığı Giresun'a gitmek için yola çıktı. Baba İbrahim Noorzai yaşadıkları mutluluğu anlattı. Diyor ki ben mecbur kaldım, tekrar Pakistan'a girdim ailemle. Pakistan'a girdikten sonra bir ay Pakistan'a kendisi kalmış. Ondan sonra Pakistan üzerinden İran'a geldi. İran'dan 5 gün İran'a kaldı. Ondan sonra Türkiye'ye girdi. 2,5 sene oldu ki Türkiye'de. Buraya geldi. Yani çocuğunu ilk kez görüyor herhalde. Bayağı da çocuğunu. Evet. Çocukları yani kendisi buraya Türkiye gelirken işi ameleydi. İlk kez bir çocuğuna gidiyor. Annesi ve kardeşlerini yıllar sonra ilk kez gören ve kardeşlerine sarılarak hasret gideren ailenin en büyük çocuğu Rıza da çok mutlu olduğunu belirterek Başkan Genç'e teşekkür etti. Kaç yıldır görmedi kardeşini? 3 yıla yakın oldu yani. Görmedi, şimdi ilk defa görüyorsun. Evet, ilk defa görüyorum. Başkan Osman Genç de Canik Belediyesi olarak sadece fiziki projeler değil, insani projelere de imza attıklarını belirtti. Nasip etti bu aileyi, bu kadar 4 tane çocuğu ve diğer kardeşiyle ve babasıyla ve annelerinin buluşturmasına vesile oldu. Ben bundan sonraki hayatlarında buradan Giresun'a gidecekler. Giresun'da yaşayacaklar şu andan itibaren. Ben hayatlarında başarılar diliyorum. Rıza zaten 6. sınıfta okuyor. Türkçeyi de biliyor. Artık bu Türkiye'li oldu. Kardeşlerine hem dili anlatacak, öğretecek ve böylece onlar da Türkiye vatandaşlığına entegre olacaklar buraya. Ve burada okullarını okuyacaklar ve yetişecekler. Salı pazarı